Şimdi Ayça Kaya'ya dönüyoruz ve gördüğünüz gibi Erman Bey. Önce Erman Bey'i mi alalım? İrman, tarifleri mi geçelim? Önce Erman Bey'i alalım. Bence de. Alalım ve mı? 52 kiloyu nasıl verdik bunu bir anlatalım. Tamam. Çünkü her gün Instagram'dan, sosyal medyadan ne mesajlar geliyor? Herkes veriyor, biz niye veremiyoruz diye. Biz Erman Bey'in örneği olaraktan herkese nasıl kilo vereceğinin püf noktalarını ayrıca bir anlatalım. Hmm. O zaman... Ne dersiniz? O zaman bir Erman Bey'i şöyle bir alkışta alalım. Erman'dan 3 tane çıkmış herhalde. Şöyle yan yana bir gel bakayım Erman. Sakat Erman şey neydi, ne oldun be Erman? Gel evet. Yanına gel. İşte Erman'ın eski hali. Sadece 9 ayda. 9 ayda. Kaç kilo? 8 ayda 52 kilo. 145'ten 93'e. Bu görüntüdeki arkadaş mı? Evet. Ay maşallah. Hakkı ya. Abi saygılar. Erman hocam, hemen anlat bize. Bu hale nasıl geldin? İlaçsız. Neler yedin, vallahi neler içtin, nasıl bu hale geldin? Şöyle kısaca bir hikayemi bahsedeyim size. Çocukluğumdan beri kilo problemi yaşayan bir insanım ben. Evet. Hatta üniversite hayatımın birinci sınıfından son sınıfa kadar 110, 120, 130, 140 hatta en son 150'lere kadar geldim. 150. Aynen, gece mi yiyordun Erman? Ben gece yemeği çok severdim. O yüzden sonra baktık olmuyor. Dedik diyet yöntemleri deneyelim. Çeşitli diyetler yaptım. Denemediğim yöntem kalmadı. Mesela akupunktur. İşte zayıflama kamplarına gittim. Onun dışında bütün diyetisyenlerle diyet yaptım onlara beraber. Başarılı da oldum. Hı. Ama ne yazık ki hepsinin tamamını bir buçuk katını hatta geri aldım. Daha sonra 2013 yılında baktık hiç olmuyor bu iş. Dedim ki tüp bir ameliyat olalım. Onu da oldu. Oldum. O da mı fayda etmedi? Etti aslında Demet Hanım. İlk başta bir 30-35 kilo verdim. Ama 2 sene içinde tamamını hatta fazlasını geri aldım. Hadi ya. Aynen. En son? En son yollarımız Ayça Hanım'la kesişti. Ona attı her şey. İşte. Sihirbaz burada. Ayça Hanım'ın diyeti sayarak beslenme. Yani neyi nasıl yediğinizi öğretiyor size. Diyet listesi yok burada. Hmm. Erman eskiden ne yiyordun bir gün içerisinde? Kaç tane ekmek yiyordun? Valla ben bir fast food mağazasından 80 liralık falan sipariş verdiğimi bilirim yani öyle söyleyeyim size. Yani 80 liralık dediğin 4 tane menü yedim. 4 tane menü falan verirdim. 4 tane hamburger. Geceleri her gece bir yemek söylerdim. 1,5 pide işte dürüm sürekli söylerdim. Hatta bir hikayem var anlatırım bunu herkese de. Dürümcüden vazgeçtim kilo vermeye başladık. Dürümcü beni bir yapsana aradı. Abi, Erman neredesin? Abi sana bir yanlış mı yaptık, niye bize sipariş vermiyorsun diye dedim. Abi ben diyete başladım artık. O yüzden böyle. Onun dışında düzenli beslenme, sağlık. Ben bir de şöyle tavsiye ediyorum bu kilo problemi yaşayan insanlara. Saat 18'den sonra yemek yemesinler. Ben bunu yaptım. 8 ay, 9 ay boyunca saat 18'den itibaren yemek yemedim. Peki Ayça Hanım, yemek yemedi. Ne yedi? Ne yedi? 18'den sonra karnı acıkınca ne yaptı? Şimdi şöyle, aslında Erman Bey ilk başvurduğunda çok ciddi... Binge eating dediğimiz abartılı yeme sendromuna benzer bir durum yaşıyordu. Çok fazla gazlı, şekerli içecekler içiyordu. Hatta ben ona demiştim ki sevgili Erman'cığım şimdi senin evine gitsem, buzdolabını açsam karşımda ne görürüm demiştim. O da bana 20 kutu gazlı içecek demişti. Evet, asitli içecek. Ve asitli içecek. Ben hocam asitliyi bıraktım mesela gazoz içiyorum ama. Ama i̇şte, asitliyi bıraktım en azından. İşte gazoz. Gazozda ondan sonra şekerli soğuk yavaş yavaş çaylar. Bir numaralı karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması bugün sirozun en büyük nedenlerinden biri bu ülkede artık. O nedenle. Şimdi sonra yaptığımız muayenelerde Erman'da gizli şeker vardı. İnsülin direnci vardı ve bu onun hiç farkında değildi. Ya ben 6 tane hap alıyordum. Normalde eski hayatında. Şu an o hap sayısı 2'ye düştü. Hmm. Tansiyon hastasıydı, karaciğer yağlanması vardı, kolesterol yüksekliği vardı, gizli şekeri vardı. Onun metabolizmasına göre öncelikle arabanın motorunu bir tamir ettik. Yani etkili kullanması gereken ilaç tedavisini ayarladık diyabeti ve hipertansiyonu ile ilgili. Beraberinde de yasağın olmadığı, rejimin bozulmadığı sayarak beslenme sistemini ona öğrettik. Hocam, belirli bir limit ya. Dahilinde ona özgürlük verdik. Diyet hiç bozulmadı. Hani bazen oturdu gerçekten çok yedi ama ertesi gün hemen geri dönme metotlarını öğrettik ona. Hmm. Hatta bugün size de bunlarla ilgili tarifler vereceğim. Olur, bu olur. Esnek vejeteryan beslenmeleri öğrendi. Gazlı şekerli içecekler artık hayatında hiç yok. Hatta Erman'cımın bana şöyle bir cümlesi vardı. Hocam diyor ben diyor mide ameliyatı olup yurt dışına tatile gittiğimde bile geri döndüğümde en az 3 kilo ile geri dönüyordum diyor. Ben bu yılbaşına da tatile gittim. Ayça Hanım'la beraberken programına dahilken döndüğümde 2 kilo vermiştim. Böyle benim hayatımda bu ilktir yani. Tatile gidip de kilo vererek geldim. Peki bu arada İşte çok mutlu bu oluyorum. Arada hani kilo verirken doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Aslında Erman onu söyledi mesela bir tanesini.
diyet yapmak ve özel yemekler pişirmek değil evet. mi bu? Şimdi Alişancığım bu gerçekten o kadar önemli ki. Yani her gün sosyal medyadan, Instagram'dan biz yapıyoruz olmuyor. Niye o yapıyor? Şimdi burada farkında olmadan yaptığımız yanlışlar var. Eğer diyet yaparsanız diyetini ödersiniz, bedelini ödersiniz. Özel yemekleri pişirdiniz, özel yemekler bitti. Herkes de sofraya oturup bir lahmacun, mantı, börek yediğinizde ne olur? Geri kilo alırsınız. O nedenle özel diyetlerden, tek yönlü diyetlerden kesinlikle uzak durun. Böyle bir mucize diyet listesi gördüğünüz zaman arkanızı dönmeden kaçın diyorum oradan. Çünkü kısa vadede size kilo verdirir. Bakın Erman her defasında bunları başardı ama bıraktığında hep geri kilo aldı. Ama şu anda tatile gidip geri kilo dönebiliyor. Neden? Çünkü diyet listesi yok. Diyet listesiz kendini yönetmeyi başarabiliyor. Peki ya gece yemeği nasıl mesela, kestiniz? Mesela gece kalkıyormuş, durum yiyormuş. Evet, şimdi burada gizli şeker ve karaciğer yağlanması dolayısıyla hormonları biraz yüksekti. İnsülin oldukça yüksek bir insülini vardı. Ve insülin yeme konusunu çok tetikliyordu ve karbonhidrat ve şekere karşı inanılmaz bir eğilim yaratıyordu. Oradaki insülin kırıcı tedavisini yaptık. Akabinde de o hormona bağlı yeme isteği azaldı. Hmm. Beraberinde psikologlarımızla bu yeme davranış alışkanlıklarını değiştirmek üzere bilişsel davranışçı tedavi dediğimiz öğretilerimiz oldu ona. Sonra kendi kendini yönetmeyi öğretti. Ayça Hanım'ın ekibinde böyle diyetisyenler neyle yememiz gerektiğini öğrettiği için mesela bir gün kaçırdığınız zaman ertesi gün kalsiyum diyeti dediğimiz bir diyet var. Onu uygulayıp o dengeyi kuruyoruz aradan. O da diyetisyen gibi olmuş artık. Öğrettik. Bizimki okul. Yani zaten okul gibi bir şey Ayça Hanım orası. Değil mi? Evet hep öyle diyorum. Burası bir okul. Bizi çok iyi dinleyeceksiniz ve bundan sonra asla kilo problemi yaşamayacaksınız diyor.